son günlerde yaşanmış olan sıcak gelişmeler üzerinde bizleri çok yönlü bilgilendirme fırsatını kullanarak önümüzdeki değerlendirmelerde ışık tutabilecek yaklaşımlar ortaya konmuştur. Ben özet olarak şunu ifade etmek istiyorum. 15 Temmuz günü gece başlayan ve Türkiye'yi bir felakete götürebilecek olan bir darbe teşebbüsü mevcut siyasi iktidarın kararlı ve dik duruşu sayesinde çok kısa süre içerisinde engellenmiştir. Bu halkımızda memnuniyet yaratmıştır. Bu siyasi kurumlar arasında dayanışma ruhunu geliştirmiştir. Demokrasi tercihinde ortak bir akıl hakim olmuştur. Ve çok kısa süre içerisinde darbenin henüz daha sonuçları net görülmemekle beraber önemli ölçüde tehlike boyutundan uzaklaştığı hissedilmektedir. Toplumumuzda rahatlama olmuştur. Normal hayat devam etmektedir. Bu konuyla ilgili siyasi iktidarın alabileceği, tekrar darbenin bütün unsurlarını ortadan kaldırabilecek, gelecekte böyle bir teşebbüse bir daha imkan tanımayacak değerlendirmelerinde Milliyetçi Hareket Partisi olarak mecliste temsil edilen 40 milletvekilimizle ve halktan aldığımız desteğimizle iktidarın bu gayretlerinin yanında olacağımızı Sayın Başbakanımıza bir kez daha ifade ettik ve Türkiye bir beladan kurtulmuştur ve huzurunuzda bir kez daha Sayın Başbakan'a teşekkür ediyorum ve milletimize de geçmiş olsun temennilerimi bildiriyorum. Sağ olun. Evet, değerli basın mensupları, bildiğiniz gibi 15 Temmuz gecesi ülkemizin geleceğine, demokrasisine ve milli iradesine yönelik bir darbe kalkışmasını yine milletin kararlılığı ve iktidarımızın, Sayın Cumhurbaşkanımızın dirayetiyle Allah'a şükür etkisiz hale getirmiş bulunuyoruz. Darbeyle ilgili süreç milletimiz adına başarıyla tamamlanmıştır. Ancak işimiz bitmemiştir. Bundan sonra az önce Sayın Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli Beyefendi'nin de ifade ettiği gibi yapacak çok işimiz var. İstiyoruz ki bu ve bu buna benzer acıları bu millet bir daha yaşamasın. Gençlerimizin, geleceğimizin geleceği karartılmasın. Tabii bu girişimin ilk anından itibaren Sayın Genel Başkan telefonla arayarak bu konuda yapılacak her türlü desteğe hazır olduğunu ifade etmiş ve ülkemizin, milletimizin birliği, beraberliği yönünde açık bir irade ortaya koymuştur. Sadece destek değil, meydanlarda biz de olacağız demiştir partilerimize, taraftarlarımıza ve yine hepimizin bildiği gibi benzer şekilde diğer siyasi partilerimizle parti rozetlerini, düşüncelerini bir kenara bırakarak topyekun olarak teröre karşı ülkemizi kararmaya çalışan bu terör odaklarına karşı darbe girişimlerine karşı tek yürek olmuş ve bu bela def edilmiştir. Tabii bundan sonra yapacak işimiz var. Onu da inşallah önümüzdeki günlerde yapacağız. Ve Türkiye'de artık gerek bölücü terör, gerek darbe girişimleri halkın gündemini işgal etmekten çıkarılacak.
Bir kez daha Sayın Genel Başkanım, çok teşekkür ediyorum. Bize bu hassas dönemde verdiği destek çok anlamlı. Milletimiz adına teşekkür ediyorum. Ülkemizde tabii ki farklılıklarımız var. Hepimiz aynı ten rengine sahip değiliz. Hepimiz aynı saç rengine sahip değiliz. Gözlerimizin renkleri farklı. Ama farklı olmayan bir şey var. Hepimizin gözlerinden akan yaşların rengi aynı. Onun için ülkemizin bekası, milletimizin geleceği için her zaman bu tabloyu, bu görüntüyü muhafaza etmek, bu konuda gereken fedakarlığı yapmak da biz sorumlu konumdaki kişilerin en büyük görevi olmalıdır. Baştan beri Milliyetçi Hareket Partisi ülke menfaatleri konusunda bu hassasiyeti hep göstermiştir. Bugün bir kez daha gördüm ve mutlu oldum ki mesele Türkiye olunca, mesele memleket olunca gerisi teferruattır anlayışını bugün de sürdüğünü görmekten memnuniyet duydum. Bir kez daha bize verdiği destekten, katkıdan dolayı ülkemiz adına, milletimiz adına şükranlarımı sunuyorum. Teşekkür ederim. Sağ olun. Sağ olun. Sağ olun. Teşekkür ederim. Evet, ekranlarınıza yansıyor.